Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Öğle Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Nilgün Balkaç. Yine memleketimizde ve dünyada olan tüm gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Ve o sıcak kritik duraklarda hafta başında da yine haberci arkadaşlarımız o noktalarda olacaklar diyelim ve hemen başlayalım. İstanbul'da açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen yoğun çalışmalar netice verdi. Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ilk tahıl gemisi geçtiğimiz saatlerde hareket etti. Peki geminin izleyeceği güzergah nereler? İstanbul Boğazı'ndan ne zaman geçmesi bekleniyor? Tahıl gemisinin son durağı neresi? Sorular çok, yanıtlar Abdülvahap Kartal'da olacak. Ve bugün gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısında. Toplantının gündemi oldukça yoğun. Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına ilişkin son durum kabinenin öncelikli gündem maddesi olacak. Ancak ekonomi, dış politikadaki gelişmelerde ele alınacak diyelim ve Emin Kuvat'tan alacağız kabinenin tüm ayrıntılarını. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bölücü terör örgütüne yönelik başarılı nokta operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Örgütün sözde Aynel Arap Yürütme Konseyi üyesi terörist Erhan Arman etkisiz hale getirildi. İşte bu önemli terör operasyonuna ilişkin tüm bilgiler sahadan her zaman olduğu gibi Bülent Çulcuoğlu'nda olacak. Irak'la devam edeceğiz. Irak'ta gerginlik sürüyor. Bağdat'ta meclise ikinci kez basan Sadr Hareketi lideri yanlıları oturma eylemlerini sürdürüyorlar. Son durumu Yılmaz Aslan bize aktaracak. Gerginliğin sürdüğü bir diğer noktaya gideceğiz. Asya manşetiyle. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tartışmalı Asya turuna başladı. Peki Pelosi Tayvan'ı ziyaret edecek mi? Çin olası bu durumda nasıl bir tepki gösterir? Musa Peryiğit tüm merak edilen sorular ve yanıtlarla birlikte karşımızda olacak. Ve bu hafta gözler enflasyon verilerinde. Temmuz ayı enflasyon oranı çarşamba günü açıklanacak. Türkiye'nin Temmuz ayı ihracat rakamları da takip ediliyor. Ayrıntılar Merve Sarıkaya'da olacak. Sıcak hava hepimizi etkiliyor. Türkiye'de yazın en sıcak günleri yaşanıyor zira. Kavurucu sıcaklar yurdun batısında etkisi altına aldı. En sıcak noktalardan biri olan İzmir'e gideceğiz ve son durumu Duygu Tuncer'den alacağız. Habercilerle sıcak duraklarla Öğle Ana Haber Bülteni başlıyor efendim. Manşetimize çektiğimiz konuyla başlayalım. Önemli, tüm dünyayı ilgilendiriyor. İstanbul'da açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen yoğun çalışmalar netice verdi. Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ilk tahıl gemisi geçtiğimiz saatlerde hareket etti. Geminin izleyeceği güzergah nereler? Hemen bir dönelim. İstanbul Boğazı'ndaki son durumu alalım. Abdülvahap Kartal sabahtan bu yana o noktada ve tüm gelişmeleri takip ediyor. Abdülvahap, gemi an be an o Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden takip ediliyor. İstanbul'a gelecek. O açıklarda bir demirleyecek. Sonra kontrol edilecek. Ama süreç herkesin, tüm dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Yaşanacak. Notlar da sende. Evet Nilgün Balkaç, tahıl koridoru anlaşması sonuç verdi ve bugün ilk gemi Odessa Limanı'ndan saat 9:00'de hareket etti ve yarın saat 15 sıralarında da İstanbul açıklarına ulaşması bekleniyor. İstanbul'a geldikten sonra elbette burada İstanbul açıklarında demirleyecek ve müşterek heyette gidip o gemiyi denetleyecek. İçinde tahıl dışında, mısır dışında herhangi bir ürün var mı yok mu diye bakacak. Daha sonra da buradaki denetimler de tamamlandıktan sonra da Marmara üzerinden Çanakkale Boğazı'nda geçtikten sonra Lübnan'ın Trablus şehrine varacak. Peki geminin içerisinde ne var? Geminin içerisinde hemen söyleyelim 26.527 ton mısır bulunuyor. İşte bu mısır Lübnan'a ulaşacak ve Trablus limanına indirilecek. Tabi hatırlanacağı üzere 25 Şubat'tan bu yana Rusya ve Ukrayna arasında çıkan o savaştan sonra Ukrayna'dan herhangi bir tahıl sevkiyatı yapılamıyordu. İşte Türkiye bu konuda tüm tarafları büyük bir diplomasi tarafıyla da buluşturarak büyük bir işe imza atmıştı ve tahıl koridoru anlaşması yapılmıştı 22 Temmuz'da. Daha sonra da 27 Temmuz'da müşterek heyet merkezi de açılmıştı. İşte o çalışmaların neticesi olarak da bugün
ilk kez Odessa'dan bir gemi limandan ayrıldı ve geminin içerisinde mısır olduğunu ifade etmiştik. O mısır Lübnan'ın Trablus şehrine ulaşacak. Bundan sonraki süreçte de yine aynı şekilde Ukrayna'nın 3 limanından ayrılan tahıl gemileri yine İstanbul'da müşterek heyet tarafından denetlenerek son varacakları limana ulaşmak üzere gidecekler. Tabii Ukrayna bir tahıl deposu, aynı zamanda 25 milyon ton tahıldan bahsediyoruz. Dünyada da gıda krizi mevcut, gıda enflasyonu mevcut. İşte bu adımla birlikte aslında bu tahıl krizinin, gıda krizinin de hafiflemesi bekleniyor. Tabii son olarak da aslında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da konuyla ilgili açıklamaları vardı. Şimdi de o açıklamaları ekranlara getirelim. Nilgün Balkaç. 27 bin tonluk bir hamulesi var, yükü var. Bu gemi Lübnan'a mütevecciyen yola saat 9.15'te Ukrayna limanlarına ayrıldı. İstanbul'da teşekkür eden, kurduğumuz, tesis ettiğimiz müşterek koordinasyon merkezinde bu çalışmaları arkadaşlarımız müştereken takip ediyorlar. Bu tamamen insani bir konu. Bu konuda hakikaten bekleyen insanlar var. Tarafların mutabakata saygı değer. Dolayısıyla bu çalışmaların önümüzdeki günlerde de başarılı bir şekilde devam edeceğini değerlendiriyoruz. Bu gemi muhtemelen yarın saat 15 civarında İstanbul Boğazı, Türk Boğazları açıklarına bulunacak. Müşterek bilet gidip oradaki yükü bir şekilde kontrol edecekler. İleri, bütün gemiler için geçerli. Orada şimdi gerçekten tamamen tarafların bir arada olabildiği tek ortam şu anda. Diyalog ortamı var. Devam edelim aynı manşette. Dışişleri Bakanı'ndan da açıklamalar var. İlk tahıl gemisinin Ukrayna'dan yola çıkmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Tahıl sevkiyatı ile ilgili Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk geminin Ukrayna'dan yola çıktığını belirtti. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini istiyoruz. Mutabakatın kalıcı ateşkes ve kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyoruz dedi. Önemli bir açıklama ekranlarınıza taşıdık. Gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede. Kabine toplantısının gündemi sıcak, oldukça yoğun. Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına ilişkin son durum bir önemli başlık. Onun dışında ekonomi, dış politika, terörle mücadele, tüm bilgiler masada olacak diyelim ve masadaki ayrıntılar için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ahmet Yılmaz bizi bekliyor. Ahmet, neler söyleyeceksin? Önemli bir toplantı, ekonomi başlığı da kritik zira. Neler aktaracaksın? Neler bekliyoruz Erdoğan'ın açıklamasında? Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık bir aranın ardından bugün Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının saat 16'da başlamasını bekliyoruz. Tabii öne çıkan başlıklar söz konusu. O öne çıkan başlıklardan da en önemlisi Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği neticesinde aslında bir neticeye ulaşıldı ve ilk gemide Odessa limanından ayrılarak Lübnan'a doğru yola çıktı. Bu çerçevede bugünkü kabine toplantısında bu süreçle ilgili hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabine üyelerini bilgilendirmesini ve bu çerçevede bir sunum yapmasını bekliyoruz. Tabi Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günübirlik bir Rusya ziyaretinin olması söz konusu. Bu çerçevede Rusya ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vladimir Putin'le ele alacağı konulara ilişkinde öncesinde bir değerlendirme yapılmasını, bu çerçevede kabine toplantısında bu konuların ele alınmasını da bekliyoruz. Yine dış politika çerçevesinde baktığımızda özellikle Balkanlar'da yaşanan gelişmeler söz konusu. Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan gerilime ilişkin Türkiye'nin de girişimleri söz konusu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu çerçevede mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Ankara'nın yakın takibinde Balkanlar'da yaşanan gelişmeler bu çerçevede bugünkü kabine toplantısında yine bu konunun ele alınmasını ve değerlendirilmesini bekliyoruz. Yine
İç politikaya baktığımızda özellikle terörle mücadele başlığının ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit operasyonu söz konusu. Yine yurt içinde devam eden Eren Abluka operasyonları var. Yine Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG'nin Türkiye'nin tesis ettiği güvenlik bölgelere yönelik taciz atışları söz konusu. Bu çerçevede terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili de bir değerlendirme yapılmasını yine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabine üyelerini bu çerçevede değerlendirmesini, ilgilendirmesini bekliyoruz. Yine ekonomi başlığı kabine toplantısında öne çıkan başlıklardan bir diğeri olacak. Bu çerçevede ekonomideki gelişmelere dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmasını ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kabine üyelerini bilgilendirmesini bekliyoruz. Özellikle sabit gelirlerin ücretlerinin artırılması noktasında bundan sonra izlenecek yol haritası ve enflasyonla mücadele noktasında atılabilecek adımlarla ilgili değerlendirme yapılacak kabine toplantısında. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısında olacak ve millete sesleniş konuşması yapacak. Peki bugünkü kabine toplantısından hangi kararlar çıkacak, hangi müjdeler verilecek? Tabii bu soruların yanıtı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada netlik kazanacak. Nilgün Balkaç. Ahmet bize kabine toplantısında masada olacak başlıkları sıralarken terörle mücadeleye ayrı bir paragraf açtı. Şimdi o parantezin içini dolduralım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bölücü terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlarından bir yenisi daha oldu bugün. Örgütün sözde Aynel Arap Yürütme Konseyi üyesi terörist Erhan Arman etkisiz hale getirildi. Şimdi dönelim bu önemli terör operasyonuna ilişkin tüm bilgiler Bülent Çulcuoğlu'nda. Bülent, şöyle bir bak. Baktığımızda etkisiz hale getirilen teröristin özellikle Türkiye'nin olası bir harekatına karşı bölgede örgütün savunmasını planladığı da ortaya çıktı. Neler söyleyeceksin? Bu etkisiz hale getirilen teröristle birlikte bölgedeki tabloyu okuyalım mı? Nilgün Balkaç, tabii PKK-YPG terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde birçok kanlı eylemi planladığı, merkez olarak kullandığı Aynel Arap'ta Milli İstihbarat Teşkilatı son bir hafta içerisinde ikinci büyük operasyonu gerçekleştirdi. Berksfaden Muskod adlı terörist Erhan Arman'ı Aynel Arap'ta etkisiz hale getirildi ki Erhan Arman PKK-YPG'nin Aynel Arap'ta sözde eyalet sorumlularından birisiydi. Evet, PKK-YPG'li terörist Berksfaden Muskod adlı terörist Erhan Arman'ın 2013 yılında Türkiye'de silahlı eylemlerde bulunduktan sonra Suriye'ye geçtiği belirlendi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Aynel Arap'ta bir süre faaliyet yürüten ve örgüte eleman kazandıran terörist Erhan Arman daha sonra Aynel Arap bölgesinden Türkiye'ye hem terörist hem de patlayıcı geçişlerini organize etti. 2019 yılından bu yana ise yine terör örgütü PKK-YPG'nin Türkiye-Suriye sınırında açtığı tünelde, yani hem tünelleri hem de mevzi ve hendeklerin işini organize eden terörist Erhan Arman'ın aynı zamanda patlayıcı ve çok sayıda teröristin Türkiye tarafına kaçak yollardan geçişini sağladığı belirlendi. Ve MİT tarafından daha sonra adım adım takip edilen ve hedef liste içerisine alınan Erhan Arman, Aynel Arap bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Aslında Aynel Arap'ta yapılan bu operasyon çok ama çok önemli. Çünkü geçtiğimiz haftada MİT tarafından terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynel Arap sorumlusu Kendal Ermani kod adlı Şahin Tekin Tan Ağaç'ta etkisiz hale getirilmişti. Bu kez de PKK-YPG'nin sözde Aynel Arap Eyalet Yürütme Kurulu'nda yer alan terörist Erhan Arman etkisiz hale getirildi. Örgütün Aynel Arap bölgesinde büyük bir panik içerisinde olduğu ve bu operasyonla birlikte çözülme sürecinde de hızlanma olabileceğini belirtiyor güvenlik kaynakları. Nilgün Balkaç. Bülent, sahadan MİT'in o önemli operasyonu ve operasyon sonrasında da sahaya yansımaları aktardı. Şimdi meclise devam edelim. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu polise yumruk atan DBP milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için raporunu Meclis Genel Kurulu'na sundu. Ayrıntılara bakalım. DBP Diyarbakır milletvekili Aydeniz'in fezlekelerinde yer alan görevi yaptırmamak için direnme, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma,
terör örgütü propagandası yapma suçlarına ilişkin 5 dosyada rapora eklendi. DBP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması için nihai oylama Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak. Dokunulmazlığı kaldırılırsa Salih Aydeniz'in yargılanmasının önü tümüyle açılacak. Meclise devam edelim. Bugün gerçekleştirilecek olağanüstü toplantıya hazırlandığını söyleyelim meclise. Meclis Başkanı Mustafa Şentop CHP'nin talebi üzerine genel kurulu toplantıya çağırdı. AK Parti ve MHP toplantıya katılmayacak. 200 milletvekili salonda bulunursa sağlıkta şiddet görüşülecek diyelim ve hemen dönelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bizi Özlem Argun bekliyor. Özlem, bugün ne bekliyoruz Meclis Genel Kurulu'ndan? Meclis tatilde, ancak olağanüstü toplantıyla milletvekilleri bir araya gelebilecekler mi? Genel kurulda buluşabilecekler mi? Saat 15'i gösterdiğinde saatler, buna bakacağız. Evet, CHP'nin talebi vardı. Sağlıkta şiddetin görüşülmesi için enine boyuna CHP'nin bir de kanun teklifi de vardı. Tüm bunların bir genel görüşmede ele alınabilmesi için Mustafa Şentop'a çağrıda bulunmuştu Cumhuriyet Halk Partisi. Şentop da anayasa ve iç tüzük gereği Meclis Genel Kurulu'nu bugün toplantıya çağırdı. Olağanüstü toplantı için bir çağrıda bulundu. Evet, bugün 15'te açacak Meclis Genel Kurulu kapılarını, ancak 200 milletvekilinin bir araya gelmesi gerekiyor iç tüzük gereği o toplantının başlayabilmesi için. 200 milletvekili bir araya gelebilir mi? Önce bir yoklama alınacak. Yoklamada sayıya bakılacak. Mümkün görünmüyor. Çünkü AK Parti, MHP, BBP ve HDP toplantıya katılmayacaklarını açıkladı. CHP'ye somut destek İYİ Parti'den geldi. Az sayıda da Memleket Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekilleri bulunuyor Meclis Genel Kurulu'nda. Toplam sandalye sayılarına baktığımız zaman 177'ye ulaşabiliyor. Diğer partilerden bir karar değişikliği olup destek gelmezse 200'ün altında kalınacağı için toplantının başlaması da mümkün gözükmüyor. Tüm bunlar için saatler 15'i gösterdiğinde gözlerimiz Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Alınacak yoklamaya bakacağız. Yoklamada 200'ün altında kalınırsa toplantının başlayamayacağını söyleyebiliriz. Gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Kosova, Sırbistan gerginliğine neden olan karar ertelendi. Ancak iki ülke arasındaki tansiyon henüz düşmüş değil. Bölgedeki son gelişmelere bakacağız. Kosova, Sırbistan sınırındaki haberci arkadaşımıza dönelim hemen. Esra Hasibi bizimle birlikte. Esra, son durum nedir? O gerginlikteki tabloyu nasıl okuyalım? Dün akşamın ardından şu an durumun son derece sakin olduğunu söylemek mümkün. Şu an itibariyle Kosova-Sırbistan arasındaki Mitrovica'daki Yarinye sınır geçidindeyiz. Dakikalar öncesine kadar bir 15-20 metre yanımıza kadar kamyonlar ulaşmıştı. Barikatlar vardı. Kosova'da yaşayan Sırpların kurduğu barikatlardı bunlar. Dün akşam itibariyle, aslında dün gece yarısı söz konusu uygulamanın yürürlüğe girmesi bekleniyordu ve bu haber duyulmasının ardından, Kosovalı Sırplar sınır geçişlerini, sınıra giden yolları kapatmışlardı buraya getirdikleri kamyonlarla. Bütün gece böyle geçti. Aslında tansiyon biraz yüksekti. Sabah saatlerinden itibaren biz buradayız ve durumun, aslında tansiyonun biraz daha yüksek olduğunu sabah saatlerinde söyleyebilirim. İnsanlar gergindiler ama alınan bir karar sonrasında barikatlar artık geri çekildi. Dediğim gibi, dakikalar öncesinde burada sayısını sayamayacağımız kadar kamyon vardı. Ulaşım tamamen kapalıydı. Sadece yaya geçidine izin veriliyordu ama an itibariyle araç geçişine de açılmış durumda sınır geçidi. Yarinye'deyiz. Bunun dışında Brnjak'ta da bazı barikatlar vardı ama onlar da kaldırılıyor. Kosova emniyet güçlerinden aldığımız bilgiye göre tarafların aslında bir anlaşmaya vardı ve bu barikatların tamamen ülke genelinde kaldırılacağı yönünde. Dün gece yarısı itibariyle söz konusu uygulama yürürlüğe girecekti dedik. Sırbistan'dan alınan kimlik ve pasaportlarla Kosova'ya giriş çıkış yasaklanıyordu. Bunun yerine 90 gün süreli geçici bir belge
verilecekti. Kosova'ya girmek isteyenlere işte bu karar yürürlüğe girmesine dakikalar kala Kosova hükümeti tarafından bir ay süreyle ertelendi. Yani 1 Eylül'de şu an itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ama bu bir ay içinde yeni bir çözüm bulunur mu? Taraflar bir uzlaşma sağlar mı? Bunu da zaman gösterecek. Zira her iki taraftan da hem Kosova tarafı hem de Sırbistan tarafından, ki Sırbistan'dan aslında sert açıklamalar da geliyordu. Sadece Kosova'da yaşayan Sırplar değil, Sırbistan da buna çok sert tepki göstermişti. İtidal çağrıları var her iki taraftan da. Kosova tarafı bunu bir mütekabiliyet çerçevesinde bu uygulamayı yürürlüğe koyduğunu söylüyor. Çünkü 11 yıldır Sırbistan Kosova vatandaşlarına aynı uygulamayı zaten uyguluyor. Dolayısıyla buna bir karşılık olarak bu yönde bir adım atıldı. Ama gelinen an itibariyle söz konusu uygulama bir aylığına ertelendi ve durum ülke genelinde, Kosova genelinde şu an sakin diyebiliriz. Esra'nın da söylediği gibi bu süreçte Türkiye'de aktif rol oynadı. Dışişleri Bakanı'nın mevkidaşlarıyla görüştü diyelim. Yine sıcak bir bölgeyle devam edelim. Irak'ta gerginlik sürüyor. Bağdat'ta meclise ikinci kez basan Sadr Hareketi lideri yanlılarının oturma eylemi devam ediyor. Hemen bölgeye gidelim. Yılmaz Aslan bizimle birlikte. Yılmaz, bu eylemi nasıl değerlendireceğiz? Bundan sonra ne bekleniyor Irak'ta? Nilgün Balkaç, protestolar 3. gününe girdi. Yani 74 saati aşkın bir süredir protestocular, Sadr yanlıları parlamentoda dile getirdiğiniz gibi oturma eylemlerine devam ediyor ve süresiz bir oturma eylemi gibi görünüyor. Dün akşam Muktede Sadr konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Güvenlik güçleri Haçlı Şabi ve aşiret mensuplarından yeşil bölgede düzenlenen oturma eylemine destek vermelerini istedi. Aynı zamanda ordudan da destek vermelerini istedi. Ordu tarafından yapılan bir açıklama var. Ordu da kesinlikle siyasi bir taraftan yana olmayacaklarını, tarafsız kalacaklarını ifade ettiler. Diğer taraftan başbakan adayı olarak Muhammed Şia Es-Sudani'yi aday olarak gösteren Şii diğer çatı grubu da yine konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Darbeye zemin hazırlanıyor ifadesi kullanıldığı açıklamada ve diğer Şii yanlılarının da, Şii çatı koalisyon taraftarlarının da yine yeşil bölgede protesto düzenlemeleri istendi. Eğer her iki taraf karşı karşıya gelirse bu kez şiddetli bir çatışma yaşanabilir. Bu ihtimali de değerlendiriyor güvenlik güçleri. Bu ihtimal üzerine de güvenlik güçleri teyakkuz durumundan vazgeçmedi. Şu an yeşil bölgede halen kritik durum devam ediyor. Yeşil bölgenin dışındaki yerlerde protestolar şu an için dinmiş durumda. Sadece parlamentoda devam ediyor. Diğer taraftan Şii lider Muktada Es-Sadr kadınların protestolarda yer almaması yönünde tavsiyelerde bulundu. Ve 2021'de birinci parti konumundaki Şii lider Muktada Es-Sadr da rejim değişikliğinden bahsediyor. Rejim değişikliğinden bahsederken başkanlık mı yoksa yarı başkanlık mı şeklinde olacağı yönünde herhangi bir detay paylaşmadı. Ama diğer siyasi gruplarda bu mevcut durumun devam etmesi durumunda çok daha büyük bir problemin ortaya çıkacağını, hatta darbeye zemin hazırlanabileceği ifadesinde bulunuyor. Gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan Nilgün Balkaç, 125 kişi hastaneye kaldırılmıştı hatırlayacaksınız. Bunlardan sadece 6'sı hastanelerde tedavilerine devam ediyor. 119 kişi taburcu edildi. Şu an için herhangi bir müdahale söz konusu değil. Sakin bir şekilde geçiyor ama dediğimiz gibi süresiz bir oturma eylemi gibi görünüyor. Yılmaz bize Irak'taki o gergin tabloyu aktardı. Sadırcıların, onların yanlılarının tablosunu. Şimdi devam edelim. Yine sıcak bir tabloyla, dünyanın her noktasında sıcak gelişmeler var zira. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tartışmalı Asya turu başladı. Pelosi, Asya Pasifik ülkelerine yapacağı ziyaretinin ilk durağı Singapur'a gitti. Daha önce gündeme gelen olası Tayvan ziyaretinin ise gerçekleşmeyeceği henüz net değil diyelim ve dönelim. Musab Eryiğit bizimle birlikte. Musab, gerçekten yine gergin bir nokta ve Tayvan'daki o krizi nasıl değerlendireceğiz? Çünkü Çin Dışişleri Bakanlığı bugünkü açıklamasında tepkisini yineledi. Ne oluyor? Bundan sonra ne bekliyoruz? Sendeyiz.
Nilgün, senin de bahsettiğin gibi son yılların en tartışmalı ziyareti başlamış durumda. ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi Singapur'da Asya turunun ilk durağında temaslarına başladı. Singapur Başbakanı ile görüşmeler gerçekleştirdi ve aslında bu görüşmeden sonra yapılan açıklamalarda da Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin istikrarlı olmasının tüm bölge için önemi aktarıldı ki bu ziyareti bu kadar tartışmalı hale getiren sebep de az önce senin de altını çizdiğin gibi Tayvan konusuydu. Pelosi'nin Tayvan'a gidip gitmeyeceği hala belirsizliğini koruyor. Pelosi'nin ekibi tarafından açıklanan listede Tayvan'ın ismi yer almadı, ancak yine de Tayvan'a gitmeyeceği yönünde bir resmi açıklama da yok. Dolayısıyla belirsizlik sürüyor. Belirsizlik sürdükçe de her geçen gün Çin tarafından sert açıklamalar, tonunu arttıran sert açıklamalar geliyor. Bugün de yine Çin Dışişleri Bakanlığı yeni açıklamalar geldi ve Pelosi'nin ziyareti konusunda uyarılarda bulundu Çin Dışişleri Bakanlığı. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Çin ordusunun boş durmayacağı, kayıtsız kalmayacağı Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından da bir kez daha duyurulmuş oldu ki aslında Çin ordusu, Çin donanması bir süredir özellikle askeri tatbikatlar anlamında oldukça hareketli günler geçiriyor. Pelosi ziyaretinin, Tayvan ziyaretinin haberleri çıkar çıkmaz Çin ordusu Çin çevresindeki, Tayvan çevresindeki sularda tatbikatlarına başlamıştı. Bugün yine iki yeni tatbikat haberi geldi. Bir tanesi Güney Çin Denizi'nde yarın başlayacak ve 5 gün sürecek. Diğeri ise Bohai Denizi'nde yine bugün başlayacak ve 4 gün sürecek. Gerçek mühimmatların kullanılacağı yeni askeri tatbikatların başlayacağı Çin ordusu tarafından duyuruldu. Dolayısıyla Pelosi'nin Tayvan ziyareti konusu tartışmaları, gerginliği sürüyor. Ziyaretin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz netleşmedi diyelim. Biz gelişmeleri takip ediyor ve gelişmeler oldukça da aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım. Bu hafta gözler enflasyon verilerinde olacak. Temmuz ayı enflasyon oranı çarşamba günü açıklanacak. Türkiye'nin Temmuz ayı ihracat rakamları da takip ediliyor diyelim. Hemen dönelim Merve Sarıkaya bizimle birlikte. Merve, yine rakamlara odaklandığımız bir hafta, neler söyleyeceksin? Yeni haftada yurt içinde yoğun bir ekonomi gündemi var. Enflasyondan dış ticarete, Merkez Bankası rezervlerinden hazine nakit gerçekleşmelerine kadar birçok başlık olacak bu hafta ekonomide. Öncelikle gözler çarşamba gününe çevrildi. Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamı belli olacak. Hatırlatacak olursak Haziran ayında enflasyon %4,95 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon da yine %78,62'ye gelmişti. Temmuz ayında enflasyonun ne olacağı, seyrini ne olacağı yine belli olacak. Bunun yanında çarşamba günü Temmuz ayı dış ticaret rakamları da açıklanacak. Verileri Ticaret Bakanı Mehmet Muş Konya'da açıklayacak. Yine hatırlatacak olursak Haziran'da ihracatta %18,5'lik bir artış gerçekleşmişti. 23,4 milyar dolara gelmişti. Hem yıllık ihracat rakamının kaça ulaşacağı hem de dış ticaret dengesi tarafında ne gibi gelişmelerin belli olacağı da yine çarşamba günü açıklanmış olacak. Merkez Bankası haftalık para banka istatistiklerini açıklayacak. O da perşembe günü açıklanacak. Geçen hafta 1 milyar 42 milyon dolarlık bir azalış olmuştu. Rezervler 98 milyar 323 milyon dolara inmişti. Yine yeni haftada ne olacağı da perşembe günü belli olacak. Son olarak gözler cuma gününe çevrildiğinde, haftanın son işlem gününde de Temmuz ayı hazine nakit gerçekleşmeleri belli olacak. Merve'den sonra biz de rakamlarla devam edelim. Asgari ücret bir yılda toplamda %95 zamlandı. Net asgari ücret 5.500 lira oldu. Yeni artış yıl sonunda. Beklenti gelecek yıl asgari ücrete enflasyonun altında kalmayacak bir artışın yapılması. Bu bir ara artıştır. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz. O düzenleme için gözler yıl sonunda. Beklenti asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir artış yapılması. Emekçilerimizi ne enflasyona ne de sermayenin baskısına karşı ezdireceğiz. Yıl sonunda da bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız.
Sene başında asgari ücrette tarihin en yüksek artışı gerçekleşti. Yaklaşık %50 zamla asgari ücret 4.253 liraya yükseltildi. Ancak enflasyon rakamları yukarı yönlü değiştikçe yeni zam kaçınılmaz oldu. Görüşmeler sonuç verdi. Temmuz ayında asgari ücrete %30 ara zam yapıldı. Asgari ücret net 5.500 liraya yükseldi. Böylece 2022 yılı içinde net asgari ücret kümülatif olarak yaklaşık %95 artmış oldu. Bu yıl asgari ücretlilerden alınan gelir ve damga vergisinden de vazgeçildi. Ardından düzenleme tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletildi. Tüm maaşların asgari ücret kadarki kısmından vergi alınmadı. Kümülatif olarak %90 üzerinde olan bu zammın enflasyon karşısındaki dayanıksızlığını bilerek konuşuyoruz. Merkez Bankası'nın yıl sonu için enflasyon tahmini %60,4. Asgari ücrete yapılacak artışın enflasyonun altında olmaması bekleniyor. Şimdi gözler Aralık ayında. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret, tespit komisyonu toplantılarının ardından belli olacak. Rakamlarla devam deyip altını manşete çekeceğiz. Zira şu sıralar yatay seyir devam ediyor. Peki önümüzdeki günlerde yükseliş ya da düşüş olur mu? Herkesin sorduğu sorular şimdi böyle. Hemen dönelim. İjdel Aydıngöz bizimle birlikte. İjdel, neler söyleyeceksin? Bundan sonra o arkanda gördüğümüz sarı metalin rotası nasıl olur? Evet Nilgün Balkaç, sen de az önce belirttin, altın fiyatları yeni haftaya, Ağustos ayına ve yeni haftaya dediğimiz gibi yatay seyirle başladı. Fed'in faiz kararı, ABD Merkez Bankası Fed'in geçtiğimiz hafta faiz kararı ve sonrasında ABD ekonomisindeki yavaşlama, resesyon, durgunluk altın fiyatlarını destekliyor. Son rakamlara baktığımızda altının ons fiyatı 1770 dolar seviyesinde işlemlerine devam ediyor. Gram altın tarafındaki yükseliş de sürüyor. 1000 liranın üzerine çıkmıştı gram altın fiyatları ve bu seviyenin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Peki altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Altında yeni yön ne olur? Yatırımcı ne yapmalı? Hepsi ve daha fazlası altın ve para piyasaları uzmanı Hacı Koçak'la birlikte değerlendireceğiz. Hacı Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Evet, altın fiyatlarında bu hafta hangi gelişmeler takip edilecek? Yeni yön ne olur sizce? Şimdi Fed'in son yapmış olduğu Temmuz toplantısıyla beraber 2 aylık bir ara verdi FED toplantılarına. Bu arada biz FED'i artık piyasal olarak arkada bıraktık. Bundan sonra dikkatle takip edeceğimiz ilk konulardan birisi Rusya-Ukrayna tarafındaki çatışmalar ve küresel anlamda Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklayacağı vaka verilerine biraz odaklanacağız gibi görünüyor. Yani piyasal olarak Fed'i bir miktar daha biz düşünmeden hareket edeceğiz. Burada altın kendine bir alan açtı aslında. Geçtiğimiz hafta en düşük seviye olarak 1680 seviyesini denedikten sonra burası zaten fiyatlanmıştı. Fed'in faiz artırımıyla beraber biz yönün tersine dönebileceğini söylemiştik. Fed'i arkada bıraktık. Şimdi yön yukarıya döndü. 1773 seviyesine kadar geldik. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra biz ONS'ta 1800 seviyesini dikkatle takip edeceğiz. 1800 seviyesini aşmasıyla beraber ONS'taki ivme daha hızlanabilir. Daha önce görmüş olduğumuz bu sene içerisindeki 2070 seviyesini ve 2000'li seviyelerin üzerini tekrar deneyebiliriz. Piyasa eğer olumlu bir haber görürse, Rusya-Ukrayna tarafından olumlu bir haber gelecek olursa bunu tekrar fiyatlamak isteyebilir. 1680 seviyesine kadar çekilebilir. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi buralar artık fiyatların içerisinde. Biz altın onsunda bir düşüş aslında beklemiyoruz. Ara ara küçük düşüşler olabilir ama düşüş trendine girmeyecektir. Onun için altın yatırımcısı 1000 TL altında gördüğü fiyattan, gram TL'den 1000 TL altında gördüğü zaman altın alabilir. Uzun ve orta vadede elinde tutmak maksatlı altın alımı yapabilir. Şu anda 1000 TL üzerindeyiz. 1000 TL'yi biz kendimize, yani piyasa 1000 TL'yi kendine destek yapmış durumda. Peki yatırımcılara ne tavsiye edersiniz bu dönemde? Almalı mı, satmalı mı? Yani 1000 TL altına düştüğü takdirde altın alınabilir. Ama şunu söyleyebiliriz.
Altında küçük düşüşler gördüğü zaman yatırımcı satmak için acele etmesin. Yani satım tarafında çok fazla tavsiyede bulunamıyoruz. Şöyle özetleyebiliriz. Aslında altının ons tarafında ve gram TL'de eğer yatırımcı satacak ise buradan çıkıp sadece yüksek mevduat faiz oranı veren TL'ye geçebilir. Doların şu anda getirisi biraz düşük. O yüzden dolara geçmelerini pek tavsiye etmiyoruz. Yalnızca gram altında satıp TL'ye geçebiliriz. O da yüksek mevduat oranından dolayı. Ancak uzun ve orta vadede elinde tutacaklar için aslında satım hiçbir şekilde önermiyoruz altında. Peki Hacı Bey, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkı sağladığınız için. Sayın seyirciler, altın ve para piyasası uzmanı Hacı Koçak'la birlikte altın piyasasını değerlendirdik. Hacı Bey de az önce belirtti, altın piyasasında yatay seyir devam etse de yönün yukarıda olduğunu belirtmek mümkün. Şimdilik bizden bu kadar, sözü yeniden size bırakalım. Sıcak bir gelişmeye ve devam eden ayrıntılarla sürdürelim yayınımızı. Ankara'da 3 cemevine saldırıyla ilgili yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Peki adliyeye sevki ne zaman bekleniyor diyelim ve Semih Kılıç bizi bekliyor tüm ayrıntılar için. Semih, sendeyiz. Süreç nasıl işliyor ve bundan sonra nasıl bir durum bekliyoruz? Nilgün Balkaç. Saldırgan İzmir'den Ankara'ya geldi. Yaklaşık 45 dakika içerisinde 3 noktaya, biri Alevi Bektaşi Vakfı, ikisi Cemevi olmak üzere 3 noktaya saldırdı. Ardından üzerinden çok vakit geçmeden emniyet ekipleri tarafından Eskişehir'e kaçarken yakalandı. O isim yakalandıktan sonra hemen arkamızda bulunan binaya, yani Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi ve ifadesi alınmaya şu anda da devam ediyor. Tabii ki ilk bilgileri vererek başlayalım. 24 yaşında saldırgan ve İzmir'de inşaat işçisi olarak çalışıyordu. Tabii yaptığı saldırı çok önemli bir infial bile yaratabilir. Öyle önemli bir saldırıydı. Tabii ki arkasında bir terör eylemi, bir terör örgütü var mı? En önemli soru buydu. Buna yönelik de tabii ki sorular soruldu. İlk bilgiler şunlar. İfadesinden elde edilen bilgiler şunlar ki aslında internette gezerken Muharrem ayının başlangıcını yaklaştığını öğreniyor. Ardından Muharrem ayının ilk gününde bir saldırı yapma isteği doğduğunu söyleyerek bu saldırıyı planladığını, kendi başına, tek başına tasarladığını söylüyor. Tabii arkasında bir terör örgütü var mı? Bu soru da yine emniyet ekipleri tarafından soruldu. Cevabı ilginçti. Şunları söyledi. İlahi bir güç tarafından bana bu saldırıyı yapmam söylendi. İçimden gelen emirle yaptım. Kimseden talimat almadım dedi. Tabii ki bu biraz farklı, biraz çarpıcı bir açıklamaydı ama arkasında bir terör veya bir grubun, bir suç örgütünün bağlantısının olmadığını ileri sürdü. Psikolojik olarak da problemlerinin olduğu söylendi. Bu bilgi bir farklı noktadan daha geldi. O da ailesinden. Ailesi de psikolojik sorunları olduğunu ve son günlerde eve gelmediğini söylemişti. Bunun için de yine emniyete kayıp ilanında bulunduğu söylendi. Tabii sizin sorduğunuz soruya cevap verecek olursak, adliye sevki ne zaman olacak? Bugün içerisinde olmasını beklemiyoruz. Artık yarın itibarıyla adliye sevk edilecek ve oradaki işlemleri yapıldıktan sonra da yine yargılama süreciyle biz TRT Haber ekranlarında bilgileri aktarıyor olacağız. Semih bize süreci anlattı. Sıcak gelişmelerle devam edelim. İstanbul'da bir tekstil atölyesinde buhar kazanı patladı. 3 kişi yaralandı. Bağcılar'da tekstil atölyesi olarak kullanılan 3 katlı binanın 2. katında bulunan buhar kazanı patladı. Yolda yürüyen bir kadının panikle kaçtığı anlarsa şu anda da ekranlarınıza yansıyor, kameraya yansıdı. Patlamanın şiddetiyle camlar kırıldı, duvarın bir kısmı yıkıldı. İtfaiye ekipleri yangın çıkma ihtimaline karşı binada inceleme yaptı. Hafif yaralanan 3 işçinin de hastaneye kaldırıldığını söyleyelim. Şimdi yine İstanbul'dan görüntüler geliyor ekranlarınıza. Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu viyadükten aşağıya düştü. Biri ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Bariyerlere çarpıp alev aldı, yanarak viyadükten aşağı düştü. Bu araba doluymuş bak. Dolu muymuş? İstanbul Sultan Gazi'deki Cebeci Tüneli'nden çıkan hafriyat kamyonunun şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın Ali Beyköy Deresi'ne düştüğü an böyle görüntülendi. Dolu olamaz ya. Dolu ya. He? Hiç mi toprak kalmaz Dorse'de?
Evet. Yan dönmemiş ki bu araba. Metrelerce yüksekten düşen kamyonun kabiniyle dorsesi ayrıldı. Şoför ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Devam edelim. İstanbul Maltepe'de Kasım ayında etkili olan lodos sırasında bağlı bulunduğu harısın kopması sonucunda batan Erdemler 6 gemisinin parçalama çalışmaları başladı. Dalgıçlar geminin parçalarını çıkartıyor. Şimdi o noktaya gidelim ve haberci arkadaşım Semih Çalışkan bizi bekliyor. Semih, nasıl, neler yaşanıyor? Sendeyiz. Nilgün Balkaç, önce takvim yapraklarının 31 Kasım'ı gösterdiği o günü anlatalım. Çünkü burada çok şiddetli bir lodos etkiliydi İstanbul genelinde. Deniz seferleri yapılamıyordu. İşte o sırada Maltepe'de araba taşıyan bir gemi bakım için durmuştu ve halatları bağlı bir şekilde Maltepe'de iskelede bekliyordu. Ancak o kuvvetli lodosun etkisiyle birlikte önce halat yerinden koptu ve sonrasında gemi alabora olmuş şekilde batmaya başladı. Kameraman arkadaşım Hakan Demir o gemiden geri kalan parçaları sizlere gösterecek. Bir taraftan anlatmaya devam edelim. Çünkü o gün inanılmaz bir kurtarılma çalışmaları vardı burada. Kurtarma çalışmaları vardı. Gemiye yakın noktalara girişler kapatılmıştı. Ancak zaman içinde lodosun ve dalgaların da etkisiyle o gemi her geçen saat daha da denizin altına doğru batmıştı. Aradan 9 ay geçtikten sonra Erdemler 6 isimli geminin çıkarılması için, denizin altında kalan kısımlarının çıkarılabilmesi için ekipler tarafından, bir firma tarafından çalışma başlatıldı. Peki nasıl bir çalışma yürütülüyor? Denizde dalgıçlar var. Dalgıçlar burada çok zorlu bir görevi yerine getiriyor. Çünkü deniz altında kalan parçalar iki dalgıç tarafından tüm titizliğiyle denize ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesiliyor ve o kesilen parçalar da sonrasında iskelede bulunan vinç yardımıyla buradan çıkarılıyor. Bu çalışmalar yaklaşık 45 gün önce başladı ve yaklaşık bir ay kadar daha devam etmesi bekleniyor. Buradan çıkarılan parçalar sonrasında fabrikaya götürülecek ve geri dönüşüm tesisinde işlenmiş olacak diyelim ve sözü Maltepe'den tekrar size merkeze bırakalım. Nilgün Balkaç. Semih, dalgıçların nasıl o mücadeleyi yaptığını anlattı. Şimdi Libya ile devam edelim. Bu görüntüler Libya'dan. Libya'da şampiyonluk kutlaması sırasında taraftarların bulunduğu tribün çöktü ve çok sayıda kişi de yaralandı. O anlara gidelim. Bir anda büyük bir gürültüyle çöktü. Libya'da şampiyonluk kutlamalarında tribün faciası yaşandı. Kutlama başkent Trablus'ta Bab bin Gassir bölgesindeki Al-İttihad Tripoli takımının stadında yapılıyordu. Takımın şampiyonluk kutlamaları felakete dönüştü. Taraftarların bulunduğu tribün bir anda çöktü. Tribündekilerle altında kalan pek çok kişinin yaralandığı duyuruldu. Sıcaklarla devam edelim. Türkiye yazın en sıcak günlerini yaşıyor. Kavurucu sıcaklar yurdun batısında etkisi altına aldı. Şimdi en sıcak noktalardan birine dönelim. Hemen haberci arkadaşım Duygu Tuncer bizimle birlikte. Duygu, yazın en sıcak günleri yaşanıyor. Arkanda da görüyoruz, denizde de bir yoğunluk var. Ne diyelim, hava durumu nasıl? Nasıl ilerliyor süreç? Nilgün Balkaç, geçen hafta da İzmir son derece sıcak günler yaşadı. Bu sıcaklığın ve yüksek nemin önümüzdeki haftada devam edeceğini söyledi meteoroloji yetkilileri. Önümüzdeki hafta sıcaklık 40 derecenin üzerinde hissedilecek. Ortalama derecelerse 37-38 derece civarında olacak. Buna bir parça rüzgar ve yüksek nem oranı da eklenecek ve İzmir'de kavurucu sıcaklar bu haftada devam edecek. Rüzgar da hafif şiddette esecek. Nem oranı salı günü, yani yarın, bir parça düşük seyredecek. Onun dışındaki günlerde çarşamba, perşembe ve cuma günleri 66 ile 69
yüksekliğinde olacak nem oranı. Bir süredir kavurucu sıcakların etkisi altındaydı İzmir dedik. Bizler de şehri bağlantıdan önce şöyle bir kolaçan ettik. Şehrin meydanları gerçekten tenhaydı. Sadece işi olanlar veya turistler bu meydanları, caddeleri doldurdular. Ama sahillerde son derece yoğunluk gözleniyor. Sizlerin de gördüğünüz gibi şu an Sığacık'tayız. Seferihisar Sığacık'ta İzmir'in en çok tercih edilen sahil kasabalarından, sahil semtlerinden bir tanesindeyiz ve sahilin ne kadar yoğun olduğunu sizler de görüyorsunuz. İzmirliler serinlemek için sahillere geldiler, kenti boşalttılar. İzmir'de kavurucu sıcaklar bu haftada devam edecek. Onun için önlemlerin de alınmasını istedi meteoroloji yetkilileri. Bu sıcak günlere hazırlık için İzmirliler şimdiden sahillerde enerji depolamaya, serinlemeye çalışıyorlar. Duygu bize sıcakları aktardı. Şimdi memleketin bir başka noktasına gidelim. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nü koruyup gelecek nesillere daha temiz aktarılması için çalışmalar sürüyor. İşte bu kapsamda Van Gölü ve çevresi doğal sit alanı ilan edildi. Peki bu karar bölgeyi nasıl etkileyecek diyelim ve Hümeyra Pardeli Dündar'a bırakalım sözü. Eşsiz güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Van Gölü için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü çok önemli bir karara imza attı. Van Gölü ve çevresinin doğal sit sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım olarak tescil edilmesine karar verildi. Bu karar ise resmi gazetede yayınlandı. Dünyanın en büyük sodalı gölü olma özelliğine sahip Van Gölü, Marmara Denizi'nin ise üçte biri büyüklüğünde Van Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere daha temiz aktarılması için de Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan tarafından önemli bir proje hayata geçirildi. Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı'ydı bu proje. Bu kapsamda Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliğine başlandı. En önemli sorun ise atık suların Van Gölü'ne aktarılmasıydı. Bunun önüne geçilebilmesi için de ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kuruldu. Artık Van Gölü daha temiz kalacak ve daha, gelecek nesillere daha temiz aktarılacak. Doğal sit alanı ilan edilmesi hem bölgede, Van'da ve Bitlis'te sevinçle karşılandı. Bitlis'e de sahili var çünkü Van Gölü'nün. Van Gölü sadece görüntüsüyle değil aslında yer altındaki güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük mikrobiyolitlerini yine Van Gölü altında yer alıyor. İnci kefali sadece dünyada Van Gölü'nde yaşıyor. Yer üstü kadar yer altında. Van Gölü zemini de oldukça zengin. Bu güzellik için artık doğal sit alanı ilan edilmesi kararı verildi. Van Gölü'nün güzelliği NASA tarafından da tescillenmişti geçtiğimiz yıl. Uzaydan çekilen o görüntüyle Van Gölü'nün o güzelliği dünya birincisi olarak tescil edilmiş oldu. Van Gölü üçte bir büyüklüğünde dedik, 3713 kilometre karelik bir alana sahip. Buraya gelen, bu eşsiz güzelliği görmek için buraya gelenler Van'ın birçok noktasından bu turkuaz mavisi rengini görebiliyor. Bu karar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün doğal sit ilan edilmesi, 600 bin yıllık bu Van Gölü'nün korunması, gelecek nesillere daha temiz aktarılması için de oldukça önemli bir karar. Vanlılar tarafından da bu karar sevinçle karşılandı. Van'dan sonra Bursa ile devam edelim. İznik Roma Tiyatrosu'nda kazı ve restorasyon çalışmaları bu yıl yeniden başladı diyelim. Bölgeye dönelim. Ferhat Özkener bizimle birlikte. Ferhat, nedir o çalışmalar? Ayrıntılar sende. Nilgün Balkaç, İznik Roma Tiyatrosu'nda ilk kazı 1980 yılında başlamıştı. Alanın önemi farklı uygarlıklara ev sahipliği yapması. Roma döneminde bu alan tiyatro olarak, Bizans döneminde kilise, Osmanlı döneminde de çini fırınları olarak kullanıldı. Alanın bu yüzden önemi yüksek. Alanda neler yapıldı? Detayları alacağız. Yanımda da konuğum var. Kazı başkanı, aynı zamanda 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi, Doçent Doktor Aygün Ekin Meriç var. Evet hocam, kazılar devam ediyor ama restorasyon çalışması bu yıl ilk defa yapılıyor. Çalışmalar hakkında ve tarih hakkında sen bilgiler alalım. Evet, İznik Roma Tiyatrosu M.Ö. 2. yüzyıl başında Traianus döneminde inşa ediliyor.
180 metre boyutlarında düz bir alana tonozlarla yükseltilmiş olması bakımından Anadolu'daki tek örnek. Aslında 3 katlı oturma basamakları, ilk katı bugün korunmuş durumda, 10 bin kişilik. Sizin de dediğiniz gibi Roma döneminde tiyatro, Bizans döneminde dini kullanım evresi, Osmanlı döneminde de seramik işçilikleri burada yapılmış ve toplam 17 yüzyıl boyunca bu alan sürekli kullanılmış. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon projesi yapıldı ve uygulaması da bu sene başladı. 2023 yılı içerisinde de ziyarete açılacak. UNESCO Dünya Miras Sitesi'nde aday İznik, tiyatronun da ziyarete açılmasıyla kültürel turizme kazandırılması sağlanmış olacak ve 40 yıldan beri de kapalı olan tiyatro böylelikle buraya gelenler bütün dönemleri görebilecekler ve burası ziyarete açılmış olacak. Kazılarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izin ve destekleriyle 9 Eylül Üniversitesi adına tarafından yapılıyor. Aynı zamanda Türk Tarih Kurumu başta olmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle çalışmalarımız devam ediyor. İznik Belediyesi de aynı desteklerini bizden esirgemiyor. Restorasyon tamamlandığında buraya ziyarete gelen vatandaşlar burada neler görecek? Buraya gelen kişiler burada hem tiyatroyu görecekler, o arkasındaki Bizans dönemindeki dini kullanım fresklerini, Meryem İsa fresklerini görecekler. Sonra Osmanlı dönemindeki seramik atölyelerini görecekler. Yani buraya geldiklerinde buranın 17 yüzyıllık bütün dönemlerini, buraya gezdiklerinde hepsini görmüş olacaklar. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Evet, Osmanlı, bu şu anda içerisinde bulunduğumuz Roma Tiyatrosu alanı, Anadolu'da tarihinde ilk ve tek defa tonozlarla düz alanda yükseltilen alan ünvanını taşıyor. İlk ve tek alan burası. 2023 yılında da restorasyon tamamlandığında açılışı gerçekleştirilecek ve artık buraya gelen vatandaşlar tarihi yerinde görebilecekler diyelim. Sözü tekrar Bursa'dan, İznik'ten size bırakalım. Ferhat'tan sonra devam edelim. Bolivya'nın başkenti La Paz'da aileler kendi yaptıkları motoru olmayan go-kart araçlarla yarıştı. Sürücü koltuğuna oturan çocuklar ebeveynlerin ittiği araçlarla birinci gelmeye çalıştı. O anlar var sırada. Ahşap, plastik ve metal araçlar. Hepsi el yapımı ve motorsuz. Bu araçlar Bolivya'da sokağa çıktı. 1950'den bu yana geleneksel olarak düzenlenen go-kart etkinliğine bu yılda ilgi yüksekti. Başkent La Paz'da yaklaşık 500 çocuk aileleriyle birlikte yarış pistine dönüştürülen sokaklarda buluştu. 3 kategoride düzenlenen yarışmada heyecan doruktaydı. Direksiyona oturan çocuklar ebeveynlerinin ittiği araçlarla yarışı kazanmak için ter döktü. Yarışma sırasında küçük kazalar da yaşandı. Bitiş çizgisini geçenler mutluydu. Şimdi doğayla devam edelim. Yine mavi denizlere açılacağız. Antalya'nın Alanya ilçesinde iki yunus teknelerle tura çıkan turistlere gösteri yaptı. Şimdi o gösteriye ve o anlara gidelim. Gerçekten muhteşem görüntüler. Yazın o sıcaklığını unutturan muhteşem görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan turistler yunusların sürpriziyle karşılaştı. Aniden ortaya çıkan iki yunus tekneye yaklaştı. Suya dalıp çıkarak dakikalarca tekneye eşlik ettiler. İşte o anlar tatilciler tarafından cep telefonuyla an be an kaydedildi. Gerçekten muhteşem görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Kobilerin Bankası, Halkbank'ın katkılarıyla. Şimdi haftanın ilk iş gününde piyasa raporu diyelim ve rakamlar geldi. BIST'le başlayalım. BIST 2642'den seyrediyor. Dolar, avro ve altın onzda bir yükseliş var. Dolar 17,92, avro 18,38, altın onzda 1771 dolar. 1771 dolar birim fiyatlarına nasıl yansıyor dediğimizde geldi rakamlar. Gram altın 1022 lira, çeyrek altın 1672 liradan seyrediyor. Yarım altın 3344 liradan seyrettiğini söyleyelim ve son olarak Cumhuriyet altını 6668 lira haftanın ilk 3 gününde piyasa raporuyla rakamları getirdik ekranlarınıza.
Hobilerin Bankası Halkbank'ın katkılarıyla. Öğle ana haberin sonuna geldik ama sadece bir virgül koyuyoruz. Saat başında buradayız. Bir yerlere ayrılmayın efendim.